Kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah'ın mübarek bir günde daha başlayalım. Zaten gece, gerçi ben bütün gece yol gittim. Bir iki saat uyudum. Bir buçuk saat kadar uyumak zorunda kaldım. Dayanamadım. Uyku hali biliyorsunuz yarı ölüm halidir. O yüzden ne zaman bir uykudan uyansam her zaman hamd ediyorum önce Rabbime. Tekrar bana yeni bir günde başlama fırsatı verdiği için. Ve bugünün hayırlı olmasını diliyorum. Aynen siz kardeşlerim için de hayırlı olsun. Yeni başlayan bugün. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel, çok olumlu mesajlar yazmışsınız ben yokken. Yaklaşık 70'e yakın yorum okudum. Hepsini okuyamadım henüz. Bir kısmına cevap yazabildiğim kadar yazacağım muhakkak. İnşallah. Bir kısım yorumlar enteresan bir şekilde kayboluyor kardeşlerim. Çok anlamadım. Hala çözemedim bunun neden olduğunu. Yani yorumu okuyorum. İkinci defa dönüp yoruma cevap yazmak için bir daha o yorumu açmaya çalıştığımda bu yorum mevcut değil diye bir yazı çıkıyor önüme. Ya bunu çözemedim. Bakmadım da internette, Google'da böyle bir sorunu olanlar ne yapıyor acaba? Tam anlayamadım yani. Bazı yorumlar var mesela 70'in 80'in üzerinde yorum olmuş. Eski yorumlara cevap dahi yazamıyorum. Yorumun üzerine YouTube Studio diye, yani şöyle kusura bakmayın biraz konudan konuya atlıyorum. YouTube Studio diye bir programdan yorumları hem okuyup hem cevaplandırmaya çalışıyorum. Fakat yorumun üzerine tıkladığım zaman maalesef bu yorum mevcut değil diyor. Birkaç gün sonra baktığımda komple göremiyorum bile bazılarını. Bazıları duruyor. Çözemedim bunun niye olduğunu. Çok soru soran olmuş. Bu arada arkadaşlar, kardeşlerim, yanlış anlamadıysam 3 veya 4 arkadaşımız neredeyse anlaşmış gibi bir şey. Yani Allah'ın izniyle kuvvetle ihtimal, inşallah Allah'ın nasip eder daha fazlası, en kötü şartlarla 6 ay içerisinde 5 ila 10 kişi bir bizim verdiğimiz Avrupa'da, Polonya'da ve Avrupa'da çalışma ilanları detaylı açıklama videosundan yararlanıp iş bulan, anlaşan, daveti için bekleyen arkadaşlarım var. İnşallah gelip direksiyon başına oturdukları zaman çok daha net bilgi vereceğim. Gene bu videolarla alakalı nasıl iş bulurum, nasıl şöyle yaparım diye soran çok kardeşim var. Kardeşlerim, toplamda 68-70 videom var benim. Son 10-15 videonun tamamı zaten bu konularla alakalı. Başlıklarında yazıyor. Şimdi ben hani yorumdan tek tek herkese tekrar kardeş şunu yap bunu yap şeklinde bir açıklama yaparsam zaman alır, yazık günah vaktimize. O yüzden lütfen geriye dönelik videolara bakarsanız bulursunuz birçok sorunun cevabını. İşte kod 95 soran var, SRC soran var, sınav var, ehliyet soran var, 2007 öncesi olanlar ne yapıyor? Bunların hepsini ben hep açıkladım. Yani hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Şimdi her soruya tekrar yeni baştan bir cevap veremeyiz. Bu bir YouTube kanalı. Biraz eğlence, biraz amaç hayır kazanmak, sevap kazanmak. Asli amacım bu açıkçası. Hani danışmanlık hizmeti vermiyorum ben. Elimden geldiği kadar açıklamaya çalışıyorum videolarda ama tek tek herkesle danışmanlık hizmeti veremem. Şöyle, bunun sebebi şu. Kimse beni lütfen yanlış anlamasın. Gün 24 saat, bunun 13-14 saatini ben çalışarak geçiriyorum. Ve genelde araba sürerek geçiriyorum. Çünkü bizim firma kısa yol yapmıyor. En düşük gittiğimiz kilometre 1500 kilometre, 1600 kilometre. Nadiren 1000 kilometre gidiyoruz. Zaten 10-15 saat yüklemesi, gitmesi, gelmesi. Kalan 8-9 saatte de uyku, namaz, ibadet vesaire bu işler. Ya çok zaman kalmıyor böyle tek tek açıklamaya. Bir de ben cevapların çoğunu Google'un sesli klavyesinden yazıyorum. Yani ben mikrofona söylüyorum, mikrofon yazıyor. Bazen kelime hataları oluyor. Kusuruma bakmayın, hakkınızı helal edin. Yani şöyle en son yine kısa bir toplayayım. Kardeşlerim, benim ehliyetim 2007 öncesi olduğu için bana hiçbir sınavsız, sadece 5 günlük sembolik olarak gittiğim bir kursa SRC belgelerini verdiler. Yani kod 95 ve SRC aynı şeyler zaten. Bunları ben aldım burada sınavsız.
100 liraya yakında bir para ödedim. 100-150, pardon, özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Galiba 550 mi 600 liraya yakın bir para ödedim şeye, kursa. Bunun için Karta Kerovsa dediğimiz çipli sürücü kartı, takograf kartı için 100 zloty ödedim. Varşova'dan herhangi bir sınav vesaire hiçbir şey yok. Ehliyetimi de 100 zlotiye değiştirdim. 2007 öncesinden. Pardon, ehliyetin herhangi bir şeyinden önce olması gerekmiyor. Bu arada burada 6 aydan fazla ikametgah ettiğiniz sürece, çalıştığınız sürece ehliyetinizi ücretsiz olarak, pardon, ne diyorum ben ya, uyanamadım. 100 zloty verip değiştirebiliyorsunuz kardeşlerim Polonya ehliyetiyle. Polonya ehliyetiyle her yerde sürebilirsiniz. Daha çok fazla konu var konuşulması gereken. Fakat videoları böyle uzun tutup sizi sıkmak istemiyorum. Kısa kısa çekip daha farklı yerleri göstermek istiyorum. Yolculuğumuz Polonya'dan İtalya, Verona. Bakalım İtalya'dan nereye gideriz? Şu anda sabah 8 civarı. Sabah 7-7.30'da falan uyandım. Allah'ın izniyle namazımı kıldım. Kılmayan kardeşlerime de tavsiye ederim. Özellikle sabah ve yatsı namazlarını kardeşlerim kılmaya çalışın. Bunlar en önemli namazlardır. En zor olanlarıdır ve en önemli ve sevabı da en çok olanlardır. Zaten sabah namazını kılan Allah'ın koruması altındadır. Hani tabi koruma derken şöyle düşünmeyin ya, başıma hiçbir musibet bela gelmeyecek değil. Allah'ın en sevdiği kulu peygamberidir, resulüdür. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimizdir Allah'ın en sevdiği kulu. 6 çocuğunu kendi elleriyle toprağa vermiştir. Anasız babasız yetim büyümüştür. Yani hani Allah onu bile bu kadar zorluklarla sınav etmişken bizi mi etmeyecek? Ama yine de bonus, hanemize bir amel bonusu kapmakta fayda var sabah ve yatsı namazlarını kılarak. Allah sizi inandırsın. Benim o kazayı yaptığım gün, ne olduysa işte şeytan vesvesesidir, benim namaz kılmadığım gündü. O günü böyle bir üzerime şey geldi, kılamadım namazlarımı ve o günü kaza yaptım. Ve o günün akşamı ben, yani tövbemi yaptım o gün akşamı değil de, sonra tövbemi yaptım dedim, Allah'ım ben mesajını aldım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Abdestli ve namazlıyken benim başıma böyle hiç bu kadar musibet gelmedi, hiç. Allah şahittir ki hiç gelmedi. Ne zaman böyle bazen namazı esnettiğimde hep başıma bir sıkıntılar geliyor. Ben inanıyorum ki Allah bana mesaj vermeye çalışıyor. Yapma, doğru yoldasın, bozma yolunu diye. Kardeşlerim çok konuştum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kardeşlerim, kusura bakmayın, sarruf açık. Bakın ne kadar güzel yenilenebilir enerji. Almanya bu konuda gayet iyi gidiyor gerçekten. İnanılmaz fazla rüzgar gülü mü diyorlar buna, tam adını bilmiyorum. Şu anda galiba ülke toplamında 8 tane elektrik üreten santral var. Bunlardan ikisi de bu yıl sonunda kapanıyor. 2 tane kalıyor koca Almanya'da. Ama hızlı bir şekilde dönüşüm yapıyorlar yenilenebilir enerjiye. İnşallah Rabbim bize de nasip eyler. Bu arada kaloriferimiz hala verimsiz çalışıyor maalesef. Dün termostat değişti, antifriz değişti. Bilmiyorum hava mı yaptı acaba? 23-24 dereceyi alıyorum, soğuk üflüyor birden. Ondan sonra sonuna kadar 27 derece, 28 derece en sıcak ayarda ve en hızlı ayarda, yani 5-6 en hızlı şekilde pervanelerin döneceği şekilde en hızlı üfleme ve en sıcak moda aldığım zaman 40-50 saniye, 1 dakika sonra normal çalışmaya başlıyor. Tekrar 21-22 dereceye düşürüp yavaş üflemeye aldığım zaman maalesef tekrar çalışmıyor. Kuvvetle ihtimal hava yapıyor ama sürekli yapıyor gibi gözüküyor. Bakalım. 1 saat 50 dakikalık yolumuz kaldı. İnşallah sonra molaya gireceğiz. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın. Kardeşlerim hep böyle kapalı havalarda çekim yapıyoruz bu aralar. Kar, yağmur, rüzgar. Ama maşallah, subhanallah, öyle güzel bir güneş doğdu ki sol tarafımızdan.
Harika bir hava var ya. 11-12 derece hava sıcaklığı. Dışarıda güneş böyle yüzüme vuruyor. Özlemişim yemin ederim ya. Abartmayayım. Herhalde bir aydan fazla oldu güneş görmeyeli, 2 ay falan. Güzel kardeşlerim, Türkiye'de ekonomik olarak yaşamak zor. Ama abi güneş, yani güneş bambaşka bir şey ya. 2 günde, 3 günde, 4 günde, maksimum 5 günde bir de olsa muhakkak yakalıyorsunuz güneşi Türkiye'de. Ben şu anda gördüğünüz bu havayı gördüğüm için neredeyse bayram etme durumuna geldim. Ya abartmıyorum. Bir aydan fazladır biz güneş görmedik ya. O yüzden kardeşlerim, değerini bilin. Devam. Son 40 dakikamız kaldı sürüşe. 40 dakika sonra parka gireceğiz. Yatacağız, dinleneceğiz inşallah. Sonra gece tekrar yola devam edip İtalya'ya varıp inşallah orada 24 saatlik molamızı verip pazartesi günü yükümüzü indirip devam edeceğiz. Hoşça kalın. Kardeşlerim, hayırlı geceler. Şu an itibarıyla 1. ayın 1'i 2022 tarihine girdik. Dünyanın kabul ettiği takvimle. Şu anda arkadaşlar sınırdayım. Karşı tarafı görüyorsunuz. Almanya girişi. Burası Almanya-Avusturya sınırı. Normal şartlarda 31 Aralık 2021, 1 Ocak 2022 arasında bütün tırlara yasak vardır arkadaşlar. Yani normalde Zakas diye yazıyoruz biz. Yani Zakas dediğim Zonguldak'ın Z'siyle yazıyorsun. Zakas Şencarufka, işte Zakas Trak diye yazdığınız zaman bütün ülkelerdeki tır yasaklarını ve saatlerini oradan bulabilirsiniz. Eğer olur da işe başlarsanız ve öğrenmek isterseniz nerede yasak olduğunu. Ya tam İngilizcesini bilemiyorum. Hani nasıl yazıldığını bilemiyorum. Çünkü bizdeki kıt kanaat İngilizce ile şey değil, çok mümkün değil size anlatmam. Lehçe ama Zakas, aynen söylediğim gibi Zonguldak'ın Z'siyle yazıp Zonguldak'ın Z'siyle bitirdiğiniz zaman Zakas Trak diye yazdığınız zaman çok popüler bir web sitesi var. Orası karşınıza çıkacak. Şu anda bakın Avusturya sınırına giriyoruz. Girmek üzereyiz 30 kilometre hızla. Ya sol taraftan araçlar ve otobüsler, karavanlar, sağ taraftan tırlar girer her zaman. Genelde burada herhangi bir kontrol olmaz. Bu da bir temsili, bir gördüğünüz gibi polis noktası var. İçinde herhangi bir polis yok, bekleyen yok, şey yapan yok. Bir kamera var giriş çıkışta. Kamera sizi sadece kayda alıyor. Neyse, konumuza dönelim. Tır yasakları mevcuttur normalde. Fakat bizim gibi taze yük taşıyan balık, et, tavuk, meyve, sebze yükü olanlar bu yasaklara dahil değildir. Yani rahatça seyahat edebilirsiniz. Benim de bugünkü yüküm balık olduğu için herhangi bir sorun yaşamadan yolculuğuma devam ediyorum. Kardeşlerim, az bir yolumuz kaldı. İnşallah 3,5 saat sonra İtalya'ya varacağız. Bu arada burada dikkatimi çeken bir şey oldu. Gece işte 12 olunca malum bütün dünya, maalesef İslam alemi dahil, herkeste bir yılbaşı kutlama şeyi oluyor. Zaten burada hani bu insanlar için çok sorun değil yılbaşını kutlamak. Bir engel de yok önlerinde kutlamak için. Gece 12'de otobanda birkaç tırla karşılaştım. Tamamı şey, tırların da küçük araçların tamamı selektör yapmaya başladılar saat 12 olunca. Bir nevi onlar da öyle selamlaşıyorlar yeni yılın kutlu olsun diye yolda karşılaştıklarıyla. Böyle garip bir olayla karşılaştım. İlk defa başıma geldi. Şaşırdım açıkçası. Önce bir tır selektör yaptım. Ne oluyor dedim, acaba bir şey mi var? Sonra ikinci, üçüncü derken sonra küçük arabalar hepsi bir 12, gece 12'den 12'yi 10 geçeye kadar falan karşılaştığımız arabaların çoğu selektör yapınca anladım ki yılbaşı kutlaması yapıyorlar. Böyle. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Yolumuza devam. Hoşça kalın.
Görüyorsunuz kardeşlerim, Avusturya'da yine yoğun bir sis. Yapacak bir şey yok. Ama kısa farları çekince mesela sis azalıyor. Uzunları çekince sis çoğalıyor. Şu anda ambulans geçiyor. Evet. Ya. Bakalım bu gece neler olacak neler. Biliyorsunuz genelde dünyada yılbaşı geceleri alkolün bol tüketilip kavga dövüşün ve kriminal olayların en çok olduğu gündür. Şuna bak, öndeki araba var mı yok mu? Vallahi dibine ne kadar geldim ondan sonra anladım. Adam bu kadar yoğun sis olmasına rağmen kamerada böyle canlı gözüklüğüne bakmayın. Şeyleri kapalı. Sis lambaları kapalı. Maalesef. Şu anda görüş yaklaşık 50 metreden daha az. 20 ile 30 metre civarında düştü. Zayıf bir görüş. Ama Allah'a şükür ortalık sakin. Yılbaşı olduğu için birçok insanlar evinde. Devam. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Allah'a emanet olun. Kardeşlerim, iyice görüş azalmaya başladı. Açıkçası maksimum 1, 2, 3 şeridi görebiliyorsun. Yani orta şerit çizgilerinden. Bu biraz tehlikeli bir durum. Allah korusun, acil bir durumda durmanız çok az. Şu anda hızımız 80 kilometreye kadar düşürdük. Yani 80 kilometre hız demek aşağı yukarı 20-30 metrelik bir duruş mesafesi aşağı yukarı. 3 şerit, 4 şerit de zaten aşağı yukarı ona tekamül ediyor. Zaten yükümüz de çok ağır değil, 13 ton. Allah korusun, inşallah gerekmez ama acil bir durumda durabiliriz derhal. Gördüğünüz gibi hakikaten bu kadar sis olacağını ben tahmin etmemiştim. Allah'ım kazadan beladan korusun cümlemizi. Hoşça kalın. Arkadaşlar tekrar hayırlı akşamlar. Şu anda durum çok daha feci oldu. İki şeritten, yani ortadaki şerit çizgisini görüyorsunuz. Sadece bir tanesini görebiliyorsunuz. İkinciyi göremiyorsunuz. Ve şu anda hızımızı 50'ye kadar düşürdük. İnanılmaz yoğun bir sis. Sağda solda hiçbir şey göremiyorum. Yola dair hiçbir şey göremiyorum. Yani hakikaten zayıf bir görüş. Bu kadar yoğun sis olacağını tahmin etmemiştim ya. Bayağı bir... Neyse, dikkat etmek lazım. Bakayım, kısa far yandığında da olay çok farklı değil. Böyle daha iyi gibi. En azından 1,5 şerit görebiliyorum. Neyse, en güzeli girip bir 45 dakika mola vereyim. Zaten mola süren de gelmek üzere. Belki o zamana kadar biraz daha açılır. Ben de dinlenmiş olurum. Bir de kahve içerim. Devam güzel kardeşlerim. Lütfen bu arada ricam olacak herkesten. Lütfen abone olalım. Ve abone olan kardeşlerim, eğer zahmet olmayacaksa yorumlara büyük harflerle lütfen yorum yaparak, hiçbir şey olmazsa Allah'ın selamını selamun aleyküm bile deseniz benim için bir artıdır. YouTube algoritmasında kanalımız daha yukarı çıkabilir bu sayede. Ben bu işi eğlence için yapıyorum. Biraz da hayır sevap kazanmak için yapıyorum. Bazı bilgiler veriyorum bu sebeple. Sizler de eğlence için, biraz daha dünyadaki streslerden, hayattaki sıkıntılardan uzaklaşmak için bizi izliyorsunuz. Bazıları iş bulmak için. Benim emeğim bu videoyu hazırlamak, size izlemeniz için. Sizin bana verdiğiniz emek bu videoyu izlemek. Eğer abone olup büyük harflerle yorumla yazarsanız gerçekten yaptığımız işte daha başarılı oluruz. Daha ileri gitme şansımız olur inşallah hep beraber. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamünaleyküm kardeşlerim. Yoğun sisten çıktık. Şu anda İtalya sınırına çok az kaldı. Bakın tam şu karşıda, sol tarafta görebiliyorsanız eğer, böyle bir bina gibi bir yer var.
İşte tam burada bu kardeşinize 250 euro ceza yazdılar. Bu geçen videoda bahsettiğim. Bu arada bu arkadaş burada bırakmış arabayı. Çözemedim niye. Böyle geçen serviste böyle İtalya'ya buradan geçtim, böyle sessiz sakin, problemsiz dedim ya, tamam. Hiçbir sorun olmadı. Avusturya'ya çıktım, İtalya'ya girdim dedim. Kimse ceza kesmedi. Fakat öyle değilmiş. Dönüşte yakaladılar. Tam o gösterdiğim yerde 250 euro. Böyle eğlenceli eğlenceli, mutlu mutlu aldılar. Şu anda bir vadinin içerisinden gidiyorum. Gece olduğu için gözükmüyor ama diğer videolarımı izleyenler bilir. İtalya, Avusturya, İtalya yolundaki vadi çok güzel, çok manzaralı bir yoldur. Hakikaten manzarasına doyum olmaz ama arabayı yoran bir yoldur. Özellikle gidişle. Çok fazla tırmanıyorsun. Allah'a şükürler olsun, yoğun sis kalktı. Yol açık. Ve neredeyse hiç tır yok. Sıfır diyebilirim. Avusturya'dan İtalya'ya gidiş istikametinde hiç araba yok. Emin olun bir ben varım yani. Yaklaşık belki 20-30 dakikadır beni geçen, sollayan, önümde arkamda araba yok. Ama İtalya'dan Avusturya istikametine gelenler var. Bu da şunu gösteriyor. Yılbaşı eğlencesi için muhtemelen buradan oraya çok giden oldu. Ve geri dönüş yolunda bu insanlar. Büyük ihtimal böyle. Kardeşlerim, yola devam Allah'ın izniyle. Sabah 6 gibi hedefimize varacağız. Hoşça kalın. Kardeşlerim, hayırlı geceler. Daha doğrusu hayırlı sabahlar. Şu anda sabaha karşı 3 civarı. Avusturya'dan İtalya istikametine giriş yapacağız. Yine sembolik bir sınır. Aslında güzel bir sınırdır. Gündüzleri çok güzel burası. Tam karşısı şu anda Avusturya'ya giriş sınırıdır. Tırlar burada benzinliğin sol tarafından, arka tarafından giderler. İtalya girişi burada büyük bir tünel var. Tünelin girişi Avusturya, çıkışı İtalya'dır arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz, görebilirseniz eğer. Mavi yıldızlarla İtalya tabelası. Burada da biliyorsunuz sınırlar yine sembolik. İtalya'da tır yasağı var mı bilmiyorum şu anda açıkçası. Gerçi varsa da kuvvetli ihtimal yine bizi bağlamıyor. Taze yük taşıdığımız için. Sadece tek sorun, bugün sabah 5'e karşı orada olacağım ben. Ve evet, şu an itibarıyla İtalya'ya girmiş bulunmaktayız. Sabah 5.30 civarı orada olup pazartesi sabah 7'de yükümü boşaltacağım. Yani 45 saatlik mola yapabilirim ama bildiğim kadarıyla İtalya'da da kabin içerisinde 45 saatlik uzun molayı yapmak yasak. Biraz tereddütteyim. Kartı çekip 45 saat mola mı yapayım mı diyorum, yoksa 24 saat mola yapıp arabayı bir yarım saat oynatıp tekrar bir 20 saat daha, pardon, bir karar veremedim açıkçası. Bakalım, sonra şunu diyeceğiz tekrar. Şu anda İtalya'nın Bolzano Bozen istikametine doğru devam ediyoruz. Hedefimiz Verona. Pazartesi sabah yükümüzü indirip dönüş yükümüze bakacağız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bakın şimdi, sol tarafta gördüğünüz şu otobana girmeye çalışacağım. Ve İtalya'da bu otobana girmek için ne kadar yol kat etmem gerektiğini görün lütfen. Yani böyle bir şey yok. Atıyorum, çok pratik bir şekilde soldan bağlanıp çat diye giremiyorsun. Bakın şimdi, nerelerden dolandıracak beni bu otobana girmek için. Trajikomik. Ve kaç dakikamızı alacak, beraber bakalım. Şu anda bildiğim mahalle arasına girdim. Ve bu bir navigasyon hatası değil yani, rahat olun.
gerçekten bir navigasyon hatası değil. Şu anda Göbek'ten geçeceğiz. Yalnız iki şeridi ortaladık. Nasıl derler? Çorumlular gibi mi? Yozgatlılar gibi mi? Kardeşlerim alınmasın. Bakın şu anda hala otobana girme çabası içerisindeyim. Buraya benim ikinci gelişim. Daha önce de bir navigasyon hatası olduğunu düşündüm. Fakat iyice bakınca bunun bir navigasyon hatası değil, bir İtalyan hatası olduğuna karar verdim. Yani otobana çıkmak niye bu kadar eziyetli olabilir ki? Hemen dibinden, otobanın hemen dibinden sola bir yol yapmak varken, yani aracı direkt otobana sokmak varken, videonun başlangıcını gösterdiğim yer tam tersi abi. Bayağı bir dolan. Kardeşim geçebilir misin? Bir de öne haç işareti atmışsın. Zaki seni koruyacak ha. Salak herifler. Kusura bakmayın, kızıyorum böyle görünce. Yani Allah insanlara putları yıkmalarını emretti. Neden? Çünkü dedi ki kendi elinle taptığınız şeyler, yani kendi elinize yapıp şeylere tapıyorsunuz. Önünde eğiliyorsunuz. Fakat maalesef hala burada bir şey var. Nasıl derler? Meryem Ana, Hazreti İsa heykelleri yapıp önünde, wow, Ferrari'leri göremediniz, kaçırdık. Şu anda bakın hala otobana girme çabası içerisindeyiz. Laf lafı açıyor bu arada, kusura bakmayın. Ya şimdi belki aramızda, abi ne yaptın sen ya, en sağdan en sola geçtin. Aramızda belki başka dini mensuplar da vardır, bu dine mensup insanlar. Belki azınlık da olsa yine de her ne kadar, anam. Lan ne kadar yakınmış bu öyle. Şu an hala otobana girme çabasındayız arkadaşlar. Bilmiyorum videoyu açalı kaç dakika oldu. Abi çözemiyorum. Yani telepas. Biz telepastan geçeceğiz. Telepas evet. Böyle bir daracık yapıyorlar mübarekler var ya, böyle sağını solunu sürtmemek için şey gidiyorsun. Aracın. Hop açılıverdi. Ya yemin ederim var ya, adama böyle bir heyecan yaptırıyor. Şimdi nereye gideceğiz abi? Milano. Ne oldu? Çakal. Geldin girdin dibime. Yine fren bastın. Şu da kardeş kafa kafaya giriyordu devize. Bakın. Az önce ben şu videoyu şu köprünün gerisindeki yerden çektim. Hemen biraz gerisindeki yerden çektim. Ve şu anda ilk videoda başladığımız sol tarafımdaki bağlanmak istediğim otobana şu an itibarıyla bağlandım kardeşlerim. Bakın 4 dakika. Allah akıl, nizam, fikir versin. Ya ben az önce şu yoldaydım. Şu yan yoldaydım. Yan yoldan otobana şu yola girmek için 4,5 dakika zaman harcadım. Ya ve bu İtalyan otobanlarında hemen hemen her yerde bu olay var. Yani otobandan girerken veya çıkarken çoğu yerde oldukça fazla 3, 4, 5 rondo dediğimiz, yani göbek geçmek zorundasın. Kardeşlerim, onu da sizinle paylaşayım dedim. Yorumu size bırakıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selamun aleyküm. Kardeşlerim, Allah'ın izniyle yükümüzü aldık. İstikamet 826 kilometre Berlin. Her zamanki gibi uzunca bir ara Lidl marketlerine gitmemiştim. Firmamız Transbosen. Böyle bir şelale diyorum ya. Akarsu, nehir diyemeyiz galiba buna. Akarsu eşliğinde böyle karşıda. İtalya'nın büyük firmalarından diyebilirim. Yükümüz 22 ton 600 kilo. Muhtemelen biraz fazla yakacağız. Şimdi buradan çıkması biraz sorun. Bekleyeceğiz böyle kardeşlerim. Çünkü yol biraz dar. Geniş almak zorundayız. Sağım solum, önüm sağım, ebe söbe. Saklanmayan ebe.
Şöyle firmanın devamı orada. Sağ tarafta ileride karşıda gözüküyorsa kameradan böyle bir köprü var. O köprüden devam edeceğiz. Avusturya yoluna bağlanacağız. Anam çok yakıştı. Yalnız ileride bir tır kardeş kalmış. Niye kalmış belli değil. Geçmiş olsun diyelim. Yapacak da bir şeyimiz yok. Odun taşıma tırı. Ters yerde kalmış açıkçası biraz. Bu öten bizim radar cihazımız arkadaşlar. Bakın tam şu karşı köprüden gideceğiz. Evet, oraya çıkacağız birazdan inşallah. Aslında buradan niyetim ekmek almaktı ama hafta sonu için diyeceğim de hafta sonu mu kaldı abi? Yarın Berlin'de indiriyorum. Devam ediyorum. Belki şansım yaver gider bir şey görürüm. Türk marketi. Olur ya. Değil mi? Tamam abi ya. Bu kadar panik yapmana gerek yok. Radar var. Bir kere ölsen yeter yani. Kim programlamışsa bunu. Gerçi hayat kurtardığı çok oldu da şikayet etmemek gerekiyor. Dün gece geldim buraya kardeşlerim, bakın harika bir manzara var yukarıda tepede. Tam yukarıda böyle bir kilise muhtemelen. Burada çok fazla kilise var çünkü buradaki insanların, şu andaki yaşayanların geçimi turizm artı üzüm. Fakat eskiden biliyorsunuz kiliselerde şey de yapılıyordu, bakın şurada bir tarihi kilise yine. Sol tarafta bir vadi. Yine arkası şey geliyor, akarsu. Dar bir tünel. Çok fazla kilise var tepelerde yapılmış. Ve bunların hepsi muhtemelen şarapçılık yaparak hayatlarını geçiriyorlardı. Maalesef abi ya, böyle bir mantık var mı ya? Kilise şarap satıyor ya. İnsanları sarhoş ediyor. Ya bütün mantığı baştan sona yanlış üzerine kurulmuş yani. Ama işte anlatamıyorsun. Anlamayanı anlatmak çok zor. Manzarası çok güzel ama. İtalya'nın hakkını vermek lazım. İtalya'nın bu kısmı, yani Avusturya'dan girdikten sonraki bu kısmının manzarası hakikaten kayda değer bir manzarası var. Burada oturmak muhtemelen insanlara huzur veriyordur. Çünkü yazı da güzel buranın. Kışı da güzel. Bu sene gerçi istenildiği gibi bir kış olmadı maalesef. Bu arada geçen sefer buraya geldiğimizde şeyi atlatmıştık, dönüşü. Otobana giriş dönüşümüz var. Oraya atlatmayalım bu sefer, lafa dalıp. Böyle bir laf lafı açıyor sürekli. Ekmek fırını vardı şurada bir yerde abi. Güzel böyle. İtalyanların şeyleri güzel arkadaşlar. Ekmek çeşitleri falan. Yani böyle bir İtalyan marketine girdim. Ben çekim yapmaya utanıyorum. Yoksa yapacaktım aslında da. Bizim Türkler gibi şey var arkadaşlar. İtalya'da da marketlerin, İtalyanların kendine özgü firmaları ağır basıyor markette. %50, %60 kendilerine ait firma. Mesela Polonya'da, Almanya'da falan çok daha böyle bilinen büyük firmaların markaları mevcut marketlerde. Türkiye'de falan %60, hatta %80'lere yakan yerli ürünler mevcut. Yakan değil, %80'lere varan. Bu sene zincir satıcılarına vallahi hiç gün doğmadı ya, yazık. Hiç adam gibi zincir satışı olmadı. Şimdi şuradan sağa döneceğiz. Kardeşlerimiz yarın sabah Allah'ın izniyle Berlin'de indireceğiz yükümüzü. Bu arada herhalde bu videoyu Çin videosundan sonra atarım. Nedir Çin videosu derse, siz zaten izlemişseniz biliyorsunuz mevzuyu. Polonya'daki bir firma Çin'e gidecek şoförler arıyor. Bununla alakalı bir bilgi videosu çektim. Bundan önceki videoda yayınladım. Henüz yayınlanmadım ama yani yayınlayacağım. Siz bu videoyu izlerken yayınlamış olacağım için yayınladım diyorum. Bakalım o video gelen tepkiler nasıl olacak? Eğer adam gibi, nasıl derler, adam gibi derken kelimeyi yanlış oldu, kusura bakmayın. Doğru bir kelime değil bu, özür dilerim. Bir ilgi alaka olursa bu konuyla alakalı dedim. Birkaç böyle enteresan, hatta şoför arayan firmalarla alakalı videoların devamı gelecek. Ya bundan sonraki birkaç videoda da böyle birebir, yani işte atıyorum X firmasına, böyle büyük filası olan firmalara yine online telefon üzerinden nasıl başvuracağınızı göstereceğim inşallah. Otoban girişleri burası kardeşlerim İtalya'nın.
Telepass denilen bir sistem var. Bizim arabalarda mevcut. Şöyle önde küçük olan, arada iki şeyin arasında kalan küçük telepass. Tabii burada benim en sevmediğim mevzu, abi çok dar yapıyorlar. Yani bir tır içinde, araba içinde aynı. Şuna bak, araba zor sığıyor. Ya ben buraya hani ucu ucuna sığdırıyorum arabayı. E kardeşim, bu mesleğe yeni başlayan insanlar ne yapacak yani? Nasıl sığdıracaklar? Bu konuda biraz maalesef İtalyanları eleştirmek gerekiyor. Genel olarak İtalyan mantığı çok böyle şeyi değil açıkçası. Çok pratik ve zeki değil, ama bu pratiklik açıkçası Avrupa'nın genelindeki ülkelerde mevcut değil. Biz Türklere mahsus bir şey olduğunu söylesem yanlış olmaz arkadaşlar. Yani anında hızlı çözümler üretebilen vatandaşlarız. Ya burada maalesef abi her konuda, ya bir konu bir şey takıldığı zaman saatlerce takılıyor. Ne bileyim, bir trafik kazası olduğu zaman saatlerce. Türkiye'de bir saati geçmeden 20-30 dakikada ekip arabası gelip olayı çözüyor. Burada abi öf. Yani neredeyse ambulans, helikopter ambulans indirecekler şeye, olay yerine, ölçüm yapmak için. Evet kardeşlerim, şu anda otobana bağlanıyoruz. Yolun bundan sonrası çok öyle heyecanlı bir değil. Yani güzel aslında da yine de şey daha iyi. Bundan önce şu ana kadar çektiğim yerlerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bakalım sola çıkma şansımız olacak mı? O harika. Tır yok. Meydan bizimdir. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Bu kardeşiniz yola devam eder. Hoşça kalın. Selamünaleyküm kardeşlerim. Hayırlı akşamlar. Gördüğünüz gibi rampamıza yanaştık. Şu anda İtalya'dayız. Bologna. Öyle garip bir şehir adı. İtalya'nın Transbosan adlı firmasındayız. Tam karşısı şu gördüğünüz, bakın şöyle. Tabii kameradan ne kadar net gözüküyor bilmiyorum. Yani şurası gökyüzü. Şu gördüğünüz yerlerde dağ. Komple. Işıkları gözüküyor. Çok yüksek bir dağ. İnşallah yarın sabah uyandığımızda manzarayı gösteririm size. Şimdi Allah'ın izniyle uyumaya gidiyorum. Buradan sabah yükümüzü boşaltacağız. Yine sabah buradan yükleyip kuvvetle ihtimal Almanya'ya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kardeşlerim, arkadaşlarım, Tatar Ramazan'ın bir şeyi vardı ya, unuttum. Ne diyordu ya? Dava arkadaşlarım mı diyordu? İzleyenler varsa söylesin. Merhaba yareller, merhaba dava arkadaşlarım. Merhaba dava arkadaşlarım. Şu anda Avusturya-İtalya sınırına yaklaşmış bulunmaktayız. Güzel de bir kar yağışı başladı. Ya bu sene böyle bir doya doya kar göremedik. Bakalım inşallah. Yani hem kar yağsın istiyorum çok şiddetli, hem de yağmasın istiyorum. Biraz zor bir karar ama. Yani yağsın ama yollar açık olsun. Çünkü kar yağarken seyahat etmek çok güzel oluyor. Böyle hızlandığın zaman o kar taneleri cama böyle pat 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 geliyor böyle. Yani şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok, ya bu maalesef kamerada bir türlü şeyi alamıyorsun. Böyle gerçek görüntüye tam ulaşamıyorsun işte. Allah'ım öyle bir göz nasip etmiş ki bize. Kaç megapikselse artık. Zaten bizdeki kamerada biraz dandik. Kusura bakmayın yani. Allah nasip ederse belki bir gün alırız yenisini. Bak, kafa kamerası moduna geçtim ha. Bak, demedi demeyin. Abi kafa kameran yok demeyin. Bak, bak. Bendeki kafa telefonu. Kardeşlerim güzel bir kar yağışı var. Karşıdan gelen arabalarda öyle kar yok. Genelde ön pancurlarına bakıyorum, kar var mı yok mu. Yok. Bu da demektir ki çok ciddi bir şey değil. Ya da yeni başladı, belki olacak. Bilemiyorum. Ama karı seviyoruz, kar yağışını seviyoruz. Çamurdansa beyazı görmeyi tercih ederiz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla, devam yola. Kardeşlerim şu anda Avusturya sınırına girmek üzereyiz. Bizi burada sağ tarafa ayırıyorlar. Ana yoldan geçiş vermiyorlar. Eğer bir sorun varsa durduruyorlar. Kardeşim gel buraya deyip
bana yaptıkları gibi geçen sefer. Otobandan girerken sen gel buraya Pikachu dediler. Dedim abi ben mi, ne oluyor ne oluyor demeye kalmadı. Başkan dedi, sen dedi patronu ara. 240 kilo dedi hesaba yatırıversin. Cezanı öde, yolun açık olsun. O kadar. Yani ama öyle şey yok hani, burada herhangi bir polis çevirmesi yok. Muhtemelen kameralarla izliyorlar. Bir de çok tır girişi çıkışı olduğu için çok da uğraşacak kimse yok. Geçen de bir videolarda bahsetmiştim. Hedef biz değiliz. Genelde hedef kapalı panel van tipi araçlar. Onlarla sigara kaçakçılığı, alkol kaçakçılığı yapılıyor. Genelde onları takip alıyorlar. Bu arada kardeşlerim, izleyen kardeşlerim, biz bu videolar için bir emek sarf ediyoruz. İyi kötü, az çok, herkes farklı farklı yapıyor. Bu emeğin karşılığında sizler de Allah razı olsun izliyorsunuz. Bazen dua ediyorsunuz, yorum bırakıyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bu kardeşiniz için sizden ricası, eğer sizlere zahmet olmayacaksa lütfen abone olmayı. Çünkü kanalın yani izleme oranlarının %70'i %80'i abone olmayanlardan. Eğer zahmet olmayacaksa, zor olmayacaksa lütfen abone olalım ve büyük harflerle yorumlar yazarak, hiçbir şey olmazsa selamun aleyküm diyerek kardeşlerim, emeğimize karşılık bir yardımda bulunmuş olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. Şu an itibariyle Avusturya'ya girdik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kardeşlerim bakın. Karşıdaki zirvenin güzelliğine bakar mısınız? Bak, yaklaştırdım sizin için. İşte orası Everest dağları desem inanır mısınız? Yok, inanmazsınız. Ben de inanmam. Çünkü değil. Ama manzara harika. Şurası da köyler. Bu da rotorlar sesi. Duyabiliyor musunuz? Hey! Bu da polisti. Selamünaleyküm kardeşlerim. Dağ serisine devam. Şu anda Avusturya'dayım. Manzara harika. Bu arada kamerayı yakın moda aldım. Bu dağı daha iyi görelim diye ama daha gitti, daha geri geldi, evet. Evet, geri geldi. Yalnız kamera da beni çekiyor. Ben de kamerayı çekiyorum. Harika oldu. Biraz daha yaklaştıralım bakalım ne kadar. Aa, yok, burada görüntü kalitesi bozuldu. Orijinali böyle. Bayılıyorum bu yola ya. Hakikaten doyamıyorum yani. Gidip geldikçe doyamıyorum. Doyamıyorum, doyamıyorum. Bu arada vakit öğlen namazı vaktidir. Ben kılacağım. Kılmayan kardeşlerime de Allah nasip etsin. Ben şu arabanın içinde kılıyorsam, siz sıcak evinizde, iş yerinizde sıcak suyunuz varken abdest alıp kılmıyorsanız fena. Bazı arkadaşlarım bana kızabilir. Ya niye namaz kılıyorsun, kendine kılıyorsun, niye bunun reklamını yapıyorsun diyebilir. Evet arkadaşlar, ben bunu daha önce ilk düşündüğümde reklamını yapıyorum diye düşündüm. Yani ilk bu videolara başlarken söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi falan diye böyle biraz tereddüt ettim. Sonra dedim ki ya niye söylemeyeyim abi, yani bir kere uyuşturucu tavsiye etmiyorum, sigara tavsiye etmiyorum, alkol tavsiye etmiyorum. Ya namaz kılmayı tavsiye ediyorum. Yani şu videoyu izleyen 1000 insandan belki 10 tanesinin içinde böyle bir namaza eğilim, sıcaklık, başlama düşüncesi vardı. Fakat bir türlü başlayamıyor ve adam şu videoyu belki, ya belki ben vesile olacağım. Şu videoyu izledikten sonra belki diyecek ki ya ulan şu adam, şu kılıksız herif şu şoför haliyle bile kılabiliyorsa ben evimde hayli hayli bir vakit de olsa kılarım deyip başlayacaktır. Kardeşlerim, aranızdan bir kişinin bile namaza başlamasına vesile olursam var ya, acayip büyük bir kazanç. Yani YouTube'dan 1 milyon dolar kazanmış gibi sevinebilirim. Çünkü sevabı büyük ya. Sen kıldıkça ben kazanacağım. Sen kıldıkça ben kazanacağım. Daha ne olsun abi? O yüzden kardeşlerim, şu dağı gösteriyoruz. Bak bunlar hep Allah'ın hikmeti. Subhanallah. Kılın be kardeşlerim. Bir vakit de olsa kılın be kardeşlerim. İmanla küfür arasındaki çizgi namazdır. O çizgiyi çekin. Namazınızı kılın. Önce bir vakitle başlayın. Allah nasip ederse zaten gerisi gelir, merak etmeyin. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Devam ediyoruz yola. Ve İslam ve namaz reklamına devam edeceğiz. Rahatsız olanlara kapı açık. Rahatsız olmayan kardeşlerimizle yolumuza devam edeceğiz. Hoşça kalın.
Selamünaleyküm kardeşlerim. İtalya, Almanya turunun sonuna geldik. Gerçi bu video biraz karışık oldu. Yani tek bir videoda toplayacaksam eğer bunları, henüz karar vermedim. Böyle Polonya'dan çıktım, Avusturya, Avusturya'dan İtalya'ya indim, İtalya'dan tekrar çıktım. Almanya'ya geldim, Berlin civarında şu anda Berlin Lidl marketlerine karşıya indireceğiz yükü. Oradan tekrar devam edeceğim. Yanlış yerden giriyorum ben mi? Ya yürü git ya. Abi. İçimden bir his yanlış yerden girdiğimi söylüyor ama Kantar'a girmeyecektim ben. Çok gereksiz bir müdahale oldu. Neyse. Burası Lidl marketleri, burası ofis bölümü. Neyse kardeşlerim, burada bizi gözleyen çok göz var. İnşallah elimizdeki kamerayı görmezler. Normalde böyle çekim, böyle yerlerde çekim yapılması kesinlikle yasak kardeşlerim. Rampa 22. Gördüğünüz bütün rampalar bizim oldukça sakin. Böyle yerlerde genelde hareket gece olduğu için bir şey olmuyor. Sakinlik var. Bakın sol tarafta yine bir Walter Cops. Size söylediğim meşhur firma. Her yerde arabaları var. Polonya plaka da var. Bu firmaya da muhakkak başvurun. Hatta bu firmaya da başvuru videosu yapabiliriz. Allah'a emanet olun. Ben rampaya yanaşayım.